Merhabalar. Bu videomuzun konusu S-Sistem Formasyon ve Trend Tarama'da formasyonları nasıl buluruz? Bunu anlatacağız sizlere. Öncelikle tarama ve trendler, yani çizim indikatörümüz ve tarama ürünümüz bir üründür arkadaşlar. Yani ikisi birlikte veriliyor. Nereden giriyoruz bunlara? Size kullanıcı adınıza, Trading View kullanıcı adınıza tanımlandıktan sonra arkadaşlar sayfanızı yenileyip göstergeler kısmına giriyorsunuz. Şu üstte göstergeler yazar ya da slash bölü işaretiyle girebilirsiniz. Göstergeler kısmından indikatörü, yukarıdaki indikatörü eklemek için Formation and Trends 3-4-5 Wave'i, alttaki taramayı da eklemek için Wave Screener'ı basarak ekranımıza ekliyoruz. Bu ürünümüzü arkadaşlar ve diğer ürünlerimizi 5 gün ücretsiz olarak deneyebiliyorsunuz. Ürünümüzü her periyotta kullanabilirsiniz. Her periyot için geçerli. Her periyotta aynı mantıkta çalışıyor. Dilerseniz başka para birimleriyle ekranınızı çevirdiğiniz zaman, örneğin burayı USD birimine basıp çevirdiğimiz zaman hem taramayı hem de grafiğinizi dolar bazlı görebiliyorsunuz. Formasyonlar, yani tarama içerisinde ya da indikatörümüz içerisinde hangi formasyonlar mevcut? Formasyon bilgisi nasıl geliyor? Mesela formasyon bilgisi arkadaşlar şu an üst taraf, sağ üst tarafta size hangi formasyonun olduğunu, kaç bar önce onaylandığını, onaylandıktan sonra yüzde ne kadar kar ettiğini, stop noktasını burada bilgi olarak veriyor. Sistemimiz içerisinde herhangi bir hedef söz konusu değil arkadaşlar. Genelde Fibonacci, şöyle klasik Fibonacci hedefleri ve klasik impulse Fibonacci hedefleri bulunmakta. Formasyonlarımızın içerisinde ne var, nasıl buluyoruz, onu ifade edelim sizlere. Öncelikle tarama kısmımızın ayarlar kısmında, parametrenin ayarlar kısmında formasyon dalgasını değiştir var. Burada 3 tane bölüm var. Birisi V3, diğeri V4, diğeri de V5 olmak üzere. V3'ün içeriğinde hangi formasyonlar mevcut? Şöyle görselde gördüğünüz gibi daralan kanallar, genişleyen kanallar ve paralel kanallar olan formasyonlar mevcut. Yani simetrik üçgen, genişleyen üçgen, ikili dip, ikili tepe, işte kanalların uç daralmasına göre bilgi veren formasyonlarımız mevcut. Bu V3'te çıkan. V4 içerisinde hangi formasyonlarımız çıkıyor? V4'te de genelde bilinen klasik harmonik paternler var. Bir de haricen flama ve bayrak formasyonumuz var. Haricen de klasik harmoniklerin haricinde M modeli oluşturan, yani bunların sayısına eşit olmayan M modellerini oluşturan formasyonları da taramada bulabiliyorsunuz. Wave 5 dalgasında ise Tobo var, QM formasyonu var ve Wolf formasyonu var ve bunların farklı alternatif modelleri var. Nedir alternatif modelleri? Sıfırıncı dalganın bir aşağıdan başlamasıyla oluşan, yine görüntü olarak Tobo ya da QM'ye benzeyen alternatif formasyonları da eklemiş bulunuyoruz. Gelelim bu formasyonları nasıl buluyoruz? Bunlarla beraber nelere dikkat etmemiz, bunları anlatalım sizlere. Öncelikle V3 ile başlayalım. Taramamızı ekledikten sonra şöyle aşağıya paniğe alabiliriz arkadaşlar. Daha bir görünüm olarak ekranın iç içe girmemesinden dolayı. Parametreden ayarlarımızı nasıl yapacağız? Hangisi işlerimize yarıyor? Öncelikle V3 taramasının gösterelim sizlere. Kolon seçimlerinde işimize yarayan kolonlar hangileri? Burada tepe trendin yönünü, dip trendin yönünü kaldırıyoruz. RSI olumsuzlukları kaldırıyoruz. Diğerleri bizlerin işimizi görebilecek şekilde
kalabilir. Dediğim gibi konu konu formasyonlar var. Hangisini taramak istiyorsanız buradan formasyonun modelini şeyini seçiyorsunuz. Dalga modelini seçiyorsunuz. O şekilde tarayabiliyorsunuz. Aşağıda kolonlarımız düzenlendi. Başlangıç barını da nereden başlasın? Eksi 80 geride başlasın. Şu şekilde biraz daha geriye gitsin. Bu da gelecek arkadaşlar sola doğru. Evet geldi. Hangi listeyi taramak istiyoruz? Buradan seçimimizi yapıyoruz. Hazır listelerimiz var burada. Daha önce anlatmıştık. 500 üzerine yakın Borsa İstanbul hisseleri her biri buradakilerin her biri 40'ar adet hisse barındırıyor. Tek tek her taramayı değiştirebiliyorsunuz. Harici en altta kişisel liste var. Kişisel listenizi kendiniz yapıyorsunuz. Nereden yapıyorsunuz? 240 adede kadar kişisel liste de yapabiliyorsunuz. Şu şekilde aşağıda liste kısmı var. Burada isimler vererek hisselerin market bilgisini vererek dilerseniz Bitcoin, dilerseniz Amerika piyasası gibi kendinize oluşturabileceğiniz 40'ar adetlik listeler yapabilirsiniz. Ayrı ayrı çağırabilirsiniz. 240 adede kadar sınırınız var şu anda. Bu bölümde formasyon odaklı tarama yapmak istiyorsanız, yani belli bir formasyona odaklı tarama yapmak istiyorsak yapacağımız şey aşağı kısma gelip formasyon seç, formasyon ayarlar kısmından formasyon seçe basarak hangi formasyonu istiyorsak bunları filtreleyip sadece o ilgili formasyonu getirebiliyoruz. Burada tabii bir tane ürün seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Birden fazla formasyon seçemiyoruz. Diyelim ki boğa simetrik üçgeni istiyorsak bize sadece boğa simetrik üçgenleri getir. Eğer ki varsa onu getiriyor ya da şurada hazırlarda mesela ne var? Boğa düşen daralan kanalları getir diyelim. Bu şekilde filtreleyebiliyoruz. Sadece ilgili formasyonu getir diyerek filtreleyebiliriz bunları. Ayrıca de diğer kolonları da yani mesela formasyonu buldunuz. Diğer kolonlarda da filtreleme yapmak istiyorsanız örneğin sinyalin ayarları kaç bar önce onay aldığı gibi formasyonun. Burası sinyal bar onay ne kadar yükselmiş? Şurası arkadaşlar sinyal bar onay uzaklığı. Burası genelde formasyonla ilgili şurada dip onay gördüğünüz yer formasyonun onaylandığı noktadır. Yani formasyonun oluştuğu başladığı noktadır. Buradan itibaren barı sayar. Mesela endekste 3 bar önce oluşmuş. Burada mesela yazıyor 3 bar önce oluştuğunu formasyonun ismini veriyor. Örneğin oluşumun D onayın açılışından itibaren bizlere şu anki en yüksek gördüğü yüzde karı hesaplıyor burada. Burada da aynı bilgileri taramamızda da görebiliyoruz. Haricen de nedir? Stop noktası dediğimiz stop noktası nedir arkadaşlar? Şurada bir önceki bara size bir yeşil çizgi çizer. Burası da bizim stop noktamızdır. Her hissenin onaylandıktan sonra yani boğa olduktan sonra boğa formasyonu oluştuktan sonra stop noktasına yüzdelik olarak onay noktasına yüzdelik olarak orantıları gösterir. Şu sol taraf arkadaşlar yeşil taraf birbirine girmiş. Sinyal bar ve onay uzaklığı. Örneğin Alargo 1.14 yüzde uzaklıkta. Onaylandıktan sonra ne kadar gitmiş? Bu %1.35 gitmiş. İşte Arçelik %3 gitmiş gibi bilgiyi alabiliyorsunuz. Burada fiyat tepe trendinin T2 T1'in neresinde bunun bilgisini alabiliyorsunuz. İşte 5 bardır altında şey pardon
Alarko Lisesi 5 bardır tepe trendinin üzerindeymiş. Yani trendin üzerinde tepe fiyatın tepe 2, tepe 1'e riski nedir? Yani üst trendin üzerinden aşağı kadar riski nedir? Şurada altında olana bakalım mesela. Kozal altında olarak gözüküyor. %1,73 kar üretmiş. Formasyon düşen kanal, düşen genişleyen kanal, yukarıda gördüğümüz daralan kanal tabi. Tepe 2, tepe 1 trende %9,12 getirisi var. Yani onaylandığı noktadan itibaren, yani şu anki aktif fiyata göre üst bandı açalım kozalı. Üst bandı uzaklığı giderse yüzde şu şekilde arkadaşlar. Düşen daralan kanal, şu gri içerisindeki kanaldan bahsediyoruz. Sarı kanalda T3 T1 kanal arkadaşlar. T3 T1'e göre formasyon taratamıyoruz ama sadece bilgilerini de getirebiliyoruz, tepe uzaklık bilgilerini. Şu an ekranımızdakiler tepe 2 tepe 1 trendin bilgileri. Yani şu T2 ve T1'in trend ve D2 D1'in trend bilgilerini alıyoruz. Onay noktasının burada olduğunu belirtiyor. Bu onay noktasına göre size altta 19.06 olarak şu noktanın stop olduğunu belirtiyor. Burada da yazar. Yukarıya üst trendine ulaşırsa ne kadar bir getirisi var diyor. Şu noktaya ulaştığı zaman %9 küsür, burada görüyoruz 9,23 kadar getirisi var diyor size. Fiyat TP2-1'in üstünde, pardon, dip 1'in üzerinde, yani alt trendinin üzerinde olduğunu belirtiyor. Alt trende de uzaklığı, yani diyelim ki buradan aşağı trende düştüğü zaman da %9,43 riski olduğunu belirtiyor sizlere. Dediğimiz gibi bu filtreli bir tarama arkadaşlar. Bunu taramayı hepsini, yani bütün formasyonları görmek için yukarıya getirebilirsiniz. Buradaki getiri risk oranlarına göre parametrelerden, hani T2 T1'in her biri zaten ayrı ayrı bölümlenmiş, yüzdelik olarak bilgi alabilirsiniz. Örneğin burada hem formasyonun hem de trendinin kırdığı bilgisini alabilirsiniz. Filtreleyebilirsiniz de son barda. Örneğin Pegasus'un, Petgum'un şu an düşen trendini kırdığını bildiriyor. Bakalım. Şu şekilde arkadaşlar, tam da kırılım noktasındaymış. Burada tepe trendimiz olmadığı için bir getiri hesabına yapamayız tabii burada. Burada nasıl bir hedef alabilirsiniz? Burada Fibonacci, klasik Fibonacci hedeflerini baz alarak kendinize bir hedef stratejisi oluşturabilirsiniz. Çünkü hiçbir formasyonu arkadaşlar net bir gider hedefi yok. Belki gösteriliyor işte herhangi bir örneğin şu şekilde bir çizim oluyor. Görüyoruz. İşte trendi kırdığı zaman bu kadar gidebilir gibi. Yani bunlar gerçekçi değil, olabilir ama hiçbir zaman net bir şey değil. Yani burada 100 tanesinden çıktığı zaman hepsi farklı farklı ilişkiler gösterebilir. Örneğin diyelim ki bu formasyon daha önce ne yapmış, görmek istiyorsunuz bu hissenin üzerinde. Trendler formasyonumuz, indikatörümüz üzerimizde geçmişteki aynı formasyonu göstere bastığımız zaman da şu şekilde arkadaşlar, şu gri olan içerisindeki aynı modelleri şu şekilde sizlere gösterebiliyor. Yani her biri ayrı ayrı hedefler oluşturabiliyor. O yüzden biz formasyonlara herhangi bir hedef vermiyoruz. Bu artık sizlerin tercihi. Burada kullanabileceğiniz hedefler var. Fibonacci hedeflerini kullanabilirsiniz. Bu şekilde formasyonlara kendiniz düşenleri, kıranlara hedef oluşturabilirsiniz. Ama trendin altında olanlara da
trend tepesini hedef olarak baz alabilirsiniz. Ya da burada alternatif T3, T1 trendinin tepesini baz alabilirsiniz. Bu size kalmış bir tercih. Risk strateji sizi ilgilendiriyor artık. Formasyonumuzun içerisinde şöyle tekrar gelelim, aşağı üste aldık. Birçok dediğim gibi bilgiyi görebiliyoruz. 6 bar üstünde, yani 6 bar önce trendini kırmış üstünde görebiliyorsunuz. Bunların düşen trend ya da yükselen trend olduğunu görmek için ilgili kolonları açabilirsiniz. Tepe trendinin yönü bu, tepe trendin düşen yükselen olduğunu veriyor. Bunların her birini, her bir kolonu özel filtreleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Sinyale özel filtreleme yapabilirsiniz. Mesela sinyal burada boğa ayı, boğanın stop olduğunu, ayının stop olduğuna belirten filtreleme modelleri var. Sinyalin kaç bar aralıkta olduğunu, örneğin 2 bar istiyorsanız 0 ve 2 arasında diye burayı daraltabilirsiniz. Onaya uzaklık, yani şu onay uzaklık barına ne kadar yüzdelik olarak uzak olmasını istiyorsunuz. Mesela onayın %1 üzerinde, %2 üzerinde ise burayı 0 yapıp burayı da 2 olarak %2 aralığındakileri sadece getirtebilirsiniz. Görülen en iyi kar, şu kar kolonu, en yüksek kar kolonu filtreleyebilirsiniz. Mesela onayda, yani gördüğü en yüksek %2'yi geçmiş olmasın diye bunu filtreleyebilirsiniz. Tepe trendinin, hangi tepe trendini kullanacaksanız burada tepe trendini seçiyorsunuz. Dediğim gibi T1, biz T2, T1 klasik kullanıyoruz. T3, T1'i de kullanabilirsiniz. T3, T2'yi de kullanabilirsiniz. Kullandığınız tepe seçimine göre burada trendlerin eğimine, düşen mi, yükselen mi, ikili tepe mi gibi filtreleme yapabiliyorsunuz. Fiyat tepe trendinin neresinde olsun istiyorsunuz? Tepe trendinin üstünde, altında, eşit, yukarı kırıldı ya da tepe trendinin üstündeymiş ama aşağı kırıldı gibi seçenekleriniz var. Bunları filtreleyebiliyorsunuz. Örneğin tepe trendinin üstünde seçtiniz. Kaç bar üstünde olsun? Yani diyelim ki bu tepe trendini 3 bar önce kırmış. 3 bara kadar kıranları bana getir derseniz 0 ile 3 arasında maksimum 3, minimum 0 olarak bildirebilirsiniz. Tepe trendine, çizgisine, fiyatın uzaklığı ne olsun? Örneğin siz tepe trendin altında istiyorsunuz. Tepe trendin altında istiyorsanız hani getiri oranı olarak getirisi olanlar için artı bir yüzdelik dilimi vermeniz gerekiyor. Mesela 0 ile işte atıyorum %10 arasında olsun diyebilirsiniz. Buraya 0 yazıp buraya maksimum %10 diyebilirsiniz. Dip trend, aynı şekilde seçenekleriniz var. Şimdi bu zaten formasyonların hepsi dip onayı tarzıdır. Mesela dip trende en yakınlar filtrelemesi yapabilirsiniz. Dip trendin eğimini, yani dibin düşen mi yükselen mi gibi, ikili dip mi gibi seçenekleri yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi dip trendde kaç bardır olduğunu, bu çok gerekli değil arkadaşlar. Bunları açık bırakabilirsiniz bu şekilde yine. Dip trendin, fiyatın dip trendi uzaklığı, yani dibin neresinde olsun? Fiyat dibin neresinde olsun? Mesela diyelim ki biz dip trendde, hani dip trendi diyelim ki düşen verdik ya da hiçbir şey vermedik. Dip trendde %2 aralığında olsun. Risk olacak. Risk olacağı olduğu için de eksi bir seçenek olması lazım. Burayı 2 yapıyoruz. Burayı da 0 yapıyoruz. Ya da yani hiçbir şey yapmadan da direkt hepsini getirtebilirsiniz. Bunlar hani nedir? Özel filtreleme. Kendinize özel oluşturabileceğiniz filtreleme sistemleri. Ayrıca risa yorumsuzluk bilgisi de verebilirsiniz. Burada çok gerekli değil. Çünkü risa yorumsuzluğu verdiğiniz zaman çok spesiyel bir tarım olmuş olur. Yani her şeyi getiremeyebilirsiniz. Yani hisse olarak bulamayabilirsiniz. Burada farklı olan nedir?
Formasyonu biz harmonik ya da flama aramak istiyorsak bunu V4'e çeviriyoruz. Tobo ya da ne diyelim Wolf Tobo küme formasyonlarını arıyorsak V5'e getiriyoruz. Şu şekilde burası V4 taraması mesela. Şurada da zaten taramaların tepesinde de hangi şeyi seçtiğiniz belli arkadaşlar. V4'ü seçmişsiniz. Şu an periyot, gün periyottayız. Ulusal Endeks 30 hisse listesini seçmişsiniz. Burada bize formasyon bilgilerini verir. Örneğin flama varsa burada flamayı verir gibi seçenekleriniz var. Örneğin listeyi değiştirmek istiyorsunuz. İşte biz listeler listesi diyelim ki 2'yi seçtik. Burada örneğin Pegasus'un biz Boa Butterfly modelini oluşturduğunu sizlere veriyor. Burada şöyle size formasyonun nasıl oluştuğunu bir de anlatalım. D onay noktasında yani şu bar olmadan bu tanımaya bu düşmez arkadaşlar. D onayın açılış fiyatıyla yani sabah açılış fiyatıyla onay noktası gelir. Bu onay noktasından sonra formasyon oluşur zaten. Eğer ki bir önceki bunlar sinyalleri de ben size grafik üzerinde ayrıyeten grafik indikatör anlatımında yapacağım. Hani önceki sinyali sattıysa onay barının size zaten üçgen olarak yukarı olarak gösterecek. Burada sanırım Petkim'de vardı. Evet mesela buradaki gibi. Şunu aşağıya yine taşıyalım gözükmüyor. Şuradaki gibi onayın bu barda olduğunu önceki sinyalinde yani satta olduğunu. Buradaysa ise daha önceki sinyalin aldı olduğunu ama onayın burada olduğunu belirtiyor. Aldı olduğu için de size artı olarak sadece işaret veriyor. Yani formasyon demek istediğim bu bar oluşmadan sizlere gözükmüyor. Yani biz dip onayı aldırmadan formasyonları vermiyoruz arkadaşlar. Yani dip çünkü ne kadar süreceğini bilemeyiz. Onay aldıktan sonra, dibi onay aldıktan sonra yani bu onay yukarıda olmayabilir, burada da gelebilir. Bu sayımla ilgili bir şey. Onay aldıktan sonra bu şekilde formasyonunu görebilirsiniz. Harmonik konusunun bu ürünün içerisinde çok detaylandırmadık. Klasik, basic şekilde yaptık. İleride de zaten bir harmonik için ayrıyeten bir ürün yapacağız. Sadece taramalarda görebilmek için bu şekilde ulaşabilirsiniz. Örneğin burada ne var? Boğa flama var. Atap da var. Açalım. Ne zaman olmuş? Atap 2 bar önce oluşturmuş mesela. O açılana kadar biz buraya gelelim. Buraya bakalım. Burası da V5'e uyarlanmış şekilde arkadaşlar taramamız. Önceki V4'tü. Bu da V5'te hazır size göstermek için buraya bıraktım. V5'te de Tobo küme, alternatif küme ve Wolf formasyonlarını görebilmek için kullanırız. Örneğin şu an endeksin ben 2 saatlik periyodunu açmışız burada grafikte. 2 saatlikteki taramaları yapıyoruz. Taramamız V5, X30 hisselerini tarıyoruz şu anda. Burada size formasyonların bilgisini veriyor. Dediğim gibi diğer şeylerdeki gibi tepe trendi uzaklığı, tepe trendin üstünde mi, yeni mi kırdığı gibi bütün bilgileri arkadaşlar burada görebiliyoruz. Şu şekilde onayını burada alıyor. Burası yeşil bizim destek çizgimiz oluyor. Onaydan sonra şu an %3'lük bir kar üretmiş. Stop noktamız buy, yani buy demek yukarı, sell demek aşağı doğru. Sell aşağı kar ne kadar aldığını gösteriyor. Buy da yukarına kadar kar aldığını gösteriyor. Buradaki stop noktamız da yeşil. Önceki satın stop noktası şu kırmızı çizgimiz oluyor. Ayrıca formasyonlar iki yönlü formasyonlar var. İki yönlü formasyonları da bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin siz Tobo'nun ayı formasyonunu görmek istiyorsanız sadece mesela buradan filtreleyebiliyorsunuz. Şu an genelde formasyonlar burada hemen hemen hepsi boğa formasyonu çıkmış. Örneğin Atak'ta flama formasyonu var. Şu sinyallerin geçmişini kapatalım. D3, D2, D2, T1 ve D1 trendlerinin
noktaların oluşmasına göre burada onay noktasını bu barda alıyor ve onay noktasından itibaren günlük periyotta %14,18'lik bir kar üretmiş oluyor. Ayrıca burada mesela negatif uyumsuzluk bildirgesini de görebiliyorsunuz. Burada şu an kapalı için burada göremiyorsunuz. İsterseniz burada mesela formasyonların uyumsuzluk olanları da ilk olarak bir kolona açabilirsiniz. Şu şekilde 2 saatlikte birçok hissede negatif uyumsuzluklar çıkmış arkadaşlar. Bunları da kolonlarınızda görebiliyorsunuz. Evet, formasyon sistemimizi taramada bu şekilde arkadaşlar. Bayağı bir detaylı tarama yapma imkanınız var. Sadece formasyona odaklı yapma imkanınız var. Bu tamamen sizin tercihleriniz içerisinde kalmış. Bizim taramamız bütün her şeyi filtreleyebilecek şekilde ilgili tarama yapmaya müsait. Sistemimizin de indikatörleri üzerine görebileceğiniz modellemeleri yapmaya müsait şekilde uyarlanmıştır. Son olarak burada sinyal bar kısmını tekrar üstünden geçeyim. Örneğin şu an ekranımızda ATAP var. Boğa 2 bar olmuş. Sinyali, barı, onayı ve onaya uzaklığı. ATAP'ın işte boğa olduğunu ve 2 bar. Yani şu an ekranımızdaki boğa formasyonu arkadaşlar. 2 bar önce olduğunu, yani 1 ve 2 bar önce olduğunu ve onaya şu andaki onaya uzaklığı %14,18 artık riski olduğunu size bildiriyor. Görülen en yüksek karında %14,18, yani buradaki bilgiyi de size en yüksek kar bilgisini veriyor. İşte son barda fiyat tepe 1'in son barda yukarı kırıldığını, tepe trendin aşağı tepe trendine tekrar düşmesi halinde %4 riski olduğunu ya da dip trende düşmesi halinde %22 riski olduğunu belirtiyor. Ve dip trendinin 3 bar üzerinde, yani dip trendinin üzerinde bilgi olduğunu veriyor. Yüksek negatif uyumsuzluk olduğunu, yüksek tepe, yani bildiğiniz klasik yüksek klasik riski uyumsuzluk, düşük tepede gizli uyumsuzluk arkadaşlar. Flama bilgisi olduğunu sizlere bu şekilde veriyor. Bu Wave 4 taramasında çıkıyor. Dediğim gibi her taramamızın içerisinde farklı wavelerimizin içerisinde farklı formasyonlar mevcut. 5 formasyonunda bunlar 5 dalgasında Wave 5'te, Wave 4'te bu formasyonlar mevcut. Wave 3'te de arkadaşlar bu formasyonlarımız mevcuttur. Evet, formasyon konumuz bu şekilde. Bir başka videoda görüşmek üzere.